Alo alo. Muhterem Sami Yiğin, burası İstanbul Telsiz Telefonu. 6 Mayıs 1927'de İstanbul Radyosu bu anonsla yayın hayatına başladı. Türkiye'deki 95 yıllık radyo yayıncılığı tarihinde TRT Radyo hep öncü konumda oldu. 90'lı yılların başında TRT FM girdi. Özel radyolarla birlikte işte rekabet orada asıl başlamış oldu. Bugün hala AB grubunda Türkiye'nin açık ara en çok dinlenen radyo programı kanalına sahibiz. Tüm kişilerde de liderliğin hemen ardında duruyoruz. Bu anlamda kamu yayıncılığı hizmeti olarak kamu yararını gözeterek yaptığımız yayıncılıkta hiç geri durmadık ve önderlik ettik, liderlik ettik, önderlik ve liderlik etmeye de devam edeceğiz. 1946 yılında hizmet vermeye başlayan Birleşmiş Milletler Radyosu'nun kuruluş tarihi olan 13 Şubat, Dünya Radyo Günü olarak kutlanıyor. Türkiye, 100 yıla yakın tecrübesi ve 1000'e yakın radyoyla Avrupa'nın en geniş radyo ağına sahip ülkelerinden. 13 Şubat Dünya Radyo Günü. Biz de Ankara Radyosu'ndan yayın gerçekleştiriyor olmak, sizlere ulaşıyor olmanın verdiği haklı gururu taşıyoruz üzerimizde efendim. Bu tarihi binada hala ilk günkü heyecanla program yapıyoruz. 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nün bu yılki teması radyo ve güven. Medyada en güvenilir iletişim aracını hala araştırmalar radyo olduğunu ortaya koyuyor. Radyo aslında bu anlamda ne kadar insanca ve insana ait bir yayın biçimi, bir iletişim dalı olduğunu da ortaya koyuyor. TRT bugün 17 radyo kanalı ve dijital mecralar üzerinden yaptığı 40'tan fazla dilde yayınla alanında önce olmayı sürdürüyor.